ortalıktan aşağının sesi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan stadından mutlu akşamlar sevgili futbol severler. 21 yaş altı milli takımımız Gürcistan 21 yaş altı milli takımıyla hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Burak Kural'la birlikteyiz bu maçın anlatımında. Hoş geldin sevgili Burak Kural. Hoş bulduk.
Kuntz ve Hamit Altıntop ekranlara böyle yansıyor. Onlar da tribünde karşılaşmayı izliyorlar. Eski bir futbolcularımızdan o gün Temiz Kanol da yanlarındaydı. Maç öncesi bu görüntü ekranlara yansıdı. Karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek son kontrollerini yapıyor. Kırmızı ağırlıklı formayla Gürcistan'ı beyaz formamızda milli takımımızı izleyeceğiz. Haydi çocuklar, haydi bizim çocuklar. Türkiye-Gürcistan mücadelesi başlıyor. Ümit milli takımımıza başarılar diliyoruz. A milli takımın eleştirildiği şu dönemde hazırlık maçı da olsa Ümit milli takımımız kazanarak moral verecek bize, bunu bekliyoruz. Rakip yarı alanda Ümit milli takımımız topun sahibi Yusuf. Orada baskı geldi. Kazandık topu. Sonrasında Gürcistan'da kalıyor top. Karabatse topu hala kendisinde sakladı. Baskı yapıyoruz o bölgede. Serdar Saatçı, top bize geçiyor. Hakan Yeşil. Milli takımımız ilk düdükle birlikte uygun rakip yer alana yığdı. Talazze'ye, kalecilerine geliyor top. İlk dakikanın içindeyiz. En geride Serdar Saatçı var. Eski takım arkadaşı Emre Bilgin'e dönüyor. İkisi de Beşiktaş altyapısından yetişti. Ömer Faruk Beyaz. Yerde kaldı. Karar serbest vuruş. Kaptanımız Ömer Faruk Beyaz. Stuttgart'tan Bundesliga 2 ekibi FC Magdeburg'a kiralık gitti bu sezon. 3 maçta da forma giydi. Yeni takımında Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe altyapısından yetişen birisi. Türk futbolunun çok şey beklediği birisi. Bayram o da Galatasaray'da forma giyiyor. Genç stoperimiz Emin Bayram. İlk 11'de 2 kez, toplamda 3 kez görev aldı bu sezon Emin Bayram. Hakan Yeşil, baskı geldi, kaybetti, sonrasında faul düdüğü çalıyor. Hakan'ın yaptığı faul, serbest vuruşu milli takımımız kullanacak. 3. dakika, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan stadında. Faul anı kendimize gelmişti, hemen kullanıldı. Talazze. Yaşaltı Avrupa Futbol Şampiyonası'na bu yaz ev sahipliği yapacak Gürcistan. Biz ne yazık ki o turnuvada olmayacağız. Tempolu başladı Burak Kural. Mücadele. Gürcistan daha yapmasın. Biz de üçlü savunmayla başladık. Biliyorsunuz genelde dörtlüde oynuyorduk. Ama bugün Tolunay Hoca bu şekilde başlamaya karar vermiş. Ama yeni jenerasyon sahada, evet, milli takımımızın, evet, onu da belirtmek lazım. Topun arkasında 2001 doğumlular, evet, yok. Onlar da sahada, çünkü onlar Avrupa Futbol Şampiyonası oynayacaklar. Ömer Faruk Beyaz da başladı. Milli takımımızın hata. Şimdi Seyhan. Topun arkasına da 5-2-3 şeklinde geçiyoruz şu ana kadar. O bizdeyken de 3-4-3 gibi diziliyor takımımız, milli takımımız. Hatta kenardaki oyuncumuz da zaman zaman sağ kenar gibi oynayarak aslında 3-3-4 gibi bir geçişimiz var. Bakalım ilerlerde kalan neler göreceğiz. Yusuf gidiyor şimdi topla birlikte. Yusuf ceza sahasında şut etkisi bulamıyor. İyi girdi Yusuf arası ceza sahasında ama sonrasında açısını kaybetti. Taç atışını kullanacak Gürcistan. Gagdinze ile atış hemen kullanıldı. Karabatse baskı yaptık ama o baskıya Hüseyin Göçek faul dedi. Hüseyin Göçek maçın hakemi, o gün Kamacı ve Ozkan Çalışır yardımcılıklarını yapıyor. Dördüncü hakem Burak Taşkınsoy. Şimdi kameralarımızı Balıkesir'e çevirelim. Zira Türkiye Kupası heyecanı da devam ediyor ardından. Yeniden Recep Tayyip Erdoğan stadında Kasımpaşa'da birlikte olacağız.
Topu kornere gönderiyor. Köşe vuruşu kullanacak. Ümit Birliği takımımız. Dakika 4. Köşe vuruşu kullanıyoruz. Ceza alanı için kalabalık. Ümit Birliği takımımız köşe vuruşunu kullandı. Ceza alanına gelen top defans vurdu kafayı. Hakan Yeşil. Yaşanıyor. Hakem Hüseyin Göçek o bölgeye gitti. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan stadında 6. dakika gol eşitlik devam ediyor. Türkiye Gürcistan mücadelesinde. Bu arada zaman zaman önde iyi bastığımızı da söyleyelim. İyi baskı yapıyoruz. Hem alan parselizasyonu hem de baskı şiddeti zamanlaması oldukça iyi gözüküyor. Oyun şimdi yeniden hareketlenecek. Top Hüseyin Göcek'in elinde. Hakem atışıyla oyun yeniden hareketleniyor. Ramaz Savanadze Gürcistan 21 yaş altı milli takımını çalıştırıyor. Ekranlara yansıdı. Milli takımımızın baskısı var şimdi. Yusuf baskı geldi sonrasında. Sıyrılamadı rakibinden. Sazanov topu dışarıya göndermişti. Taç atışını kullanacağız. Dolunay Kafkas. İlk milli takım teknik direktörü görüntüye gelen isimli Ömer Faruk Beyaz. O bölgede topa sahip olduk. Orta şut karışımı. Kafa vuruşu top dışarıya gidiyor. Pertuğ Özgür Yıldırım. Ümit milli takımımızda kafayı vuran isim. 20 yaşında aslında uzun boylu. 1.86 boyunda. Sarıyer altyapısından yetişti. Hatayspor'da da forma şansı buluyor. Top tekniği de iyi bir oyuncudur. Bu sezon 2 lig maçında forma giydi. 2 sezon önce Sarıyer'de çıkış yakaladı 2. ligde. Taç atışını şimdi Gürcistan kullanıyor. Kendi yer alanından çıkmasına izin vermiyoruz Gürcistan'ın. Bir taş daha Hüseyin Göçek yerinden kullanılmasını istedi. Kullanıldı atış. Yine ön alanda baskı yapıyor milli takımımız. Hüseyin Göçek faul düdüğünü çaldı. O bölgeye gitti. Oyuncuları da uyarıyor. Pozisyonunda bir kez daha ekranlarınıza taşıdı yönetmenimiz Murat Aktaş. Galatasaray'da forma giyen Kazım Can'ın orada bir müdahalesi vardı. Sazanov serbest vuruşu kullandı. Kalecisi ile oynadı. Kutaladze. Kalanadze. Bizim yer alanımıza doğru gönderdi. Serdar var o bölgede. Serdar Saatçı top. Ondan dışarıya çıkıyor. Beşiktaş altyapısından yetişti Serdar Saatçı. Braga'ya transfer oldu. 2,5 milyon euroya. Ama Braga'da forma giyemedi. Şampiyonlar Ligi tecrübesi de var diyebiliriz. Evet. Tabii. İlk Ajax maçıyla. Evet. Şampiyonlar Ligi'nde de oynamıştı. Serdar Saatçı genç yaşında. Gürcistan yine kendi yer alanından çıkmakta zorlanıyor. Emin Bayram vurdu kafayı. Top bizde kaldı. Sonrasında Gürcistan şimdi topu bizim yer alanımıza taşıyor. Karabatse. Karabatse sıyrılma çabası. Kapandı önü. Pas vermeyi tercih etti. Şimdi sağ tarafa. Oyunun yönü dönüyor. Yerleşti yer alanımıza Gürcistan. Karabatse bir kez daha topla buluştu. Gürcistan Ümit Birliği takımında. Ömer Faruk orada baskı yaptı. Top da bizde kaldı. Çok da güzel oldu. Şimdi hızlı çıkıyoruz. Ömer Faruk Beyaz sağ tarafta. Topla buluşma çabası kayarak bir müdahale. Top taca gidiyor. Luko Gattidze.
topu taça gönderen isimdi. Dinamo Moskova'da oynuyor o da. 11 maçta forma giydi. 2 de asisti var bu sezon. Rusya Ligi'nde. Bertu çevirmek istedi orada. Bir tane geldi şimdi. Köşe uçuşu kullanacağız. Delaşvili'nin müdahalesi vardı. Ömer Faruk Beyaz korneri kullanacak. Ümit Milli takımımızda başta 11. dakika. 6 oyuncumuz ceza sahası içerisinde. Baktı onlara Ömer Faruk. Kullandı taşı vuruşunu arka direğe. İkili bir kafa vuruşu gelmiyor. O top da oyun alanının dışına gitti. Kale vuruşuyla tekrar hareketlenecek oyun. Luka Kutaladze, Gürcistan kalecisi kullanacak atışı. Romanya ile birlikte bu 21 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Gürcistan. Haziran ayında bu kadro orta mücadele edecek. Biz katılamadığımız için oyuncularımızın büyük bir bölümünü yeniledik. Onlar 2000 ve 2001 doğumlu oyuncuları kullanıyorlar. Elimelerde mücadele eden oyuncuları. Biz daha genç bir kadroyla sahadayız diyebiliriz Burak Burak. Evet. Yalnız 11 dakika içerisinde oldukça istekli, arzulu, çok iyi basan, yardımlaşmayı üst düzey gerçekleştiren bir milli takım izliyoruz. Bu da oldukça sevindirici. Gürcistan sizin de altını çizdiğiniz gibi 1-2 yaş, hatta bazen 3 yaş büyük oyuncularla burada. 2000 doğumlu oyuncular forma giyebiliyor onlar da. Bu anlamda özellikle ön alan baskımız ve arka taraftaki paylaşım son derece değerli gözüküyor. Nadze. Uzun olaydı. Faalde 3 alıyor. Gagua faal yapan isimdi. Emin Bayram yerde kalmıştı, hemen kullandık. Emre Bilgin. Pozisyonda bir kez daha izledik. Daha altı kardeş. O da kaç çeken oyuncularımızdan biri şüphesiz. Trabzonspor forması giyiyor. Bursa Spor altyapısından yetişen bir isim. Sahada uzun yıllar aslında Bursa'da da izlediğimiz bu oyuncu. O da gelecekte çok şey beklediğimiz önemli savunma oyuncularından birisi. Orada sağ kanatta özellikle 2 numaranın önünde, Seyhan'ın önünde derin boşluklar olabiliyor. Biraz daha hızlı çevirebilirsek oraya topu, oradan bir rakibe sıkıntı oluşturmamız çok muhtemel. Çünkü 4 numara Seyhan'ı yakalamakta sıkıntı yaşayabilir. Bir takımız yine rakip yer alanı yerleşti. Serdar sağcı, topla buluşan isim. Yerden bir pas denemesi ama pas yerini bulmadı. Kalabaze araya giren isimli top onlarda kaldı. Yine baskı yaptı. Topla çıkmalarına izin vermedik. Taç atışını onlar kullanacak. Kalabaze taç atışını kullanacak. Şimdi o bıraktı. Gagua'ya, Gagua'yla taç atışını kullanacak. Gürcistan 21 yaş altı milli takımı. 5 kez karşı karşıya geldik Ümit Milli Takım düzeyinde. Gürcistan'da sevgili futbol severler. Onların 2, bizim 2 galibiyetimiz var. Bir maçta berabere bitmiş. Bakalım denge bugün bozulacak mı? Bizim lehimize bozulması dileğimiz. Defans arkasına atılan top. Ama hemen yerleştik. Hakan Yeşil'le hata kesti. Şimdi bir kez daha atak tahsis ediyor Gürcistan. Kalabaze. Dakika 15. Recep Tayyip Erdoğan stadında Kasımpaşa'da golsüz eşitlik var. Gagnitze. Etkili geldi Gürcistan. Serdar'ın müdahalesi. Atak devam ediyor. Kapattık orayı. Gagnitze bir kez daha topun sahibi oldu. Baskı yapıyoruz. Hakan Yeşil'le top bizde kaldı. Bayrak kalktı. Endre Kurşu kullanacak Gürcistan.
Yalnız şu akım bizi. Ülke amacı burada bayrağı kaldırdı. Şu akım bile bizi rakibi rahat bırakırsak çok net bir şekilde ayağa top yapabildiklerini gösterdi. Ömer Faruk Beyaz pası isabetli değil ama yeteneği tartışılmaz. Karabatze taç atışını kullanıyor. Monstre Paşvili top bizde kaldı. Cem Türkmen. Cem de kaç çeker isimlerden biri. Şüphesiz milli takımımızda. Ondan da millilerimiz Türkiye çok şey bekliyor. 20 yaşında. Kön doğumlu. Mustenao'da, Avusturya'da forma giyen bir isim. 11 maçta da oynadı bu sezon. Serdar ceza alanı gönderdi. Kafa vuruşu kalecide kalıyor. Bertu Özgür Yıldırım. Şimdi üçlü oynadığınızda siz de biliyorsunuz en önemli noktalardan bir tanesi iki kenar stoperden birinin ileri çıkıcı olması. Bu gibi pozisyonlar bizim için çok değerli. Serdar'ın çıkışı ortası. Çünkü rakip de geride savunuyor biraz. Dolayısıyla mutlaka bir stoperi çıkarmamız gerekiyor. Şimdi yine ceza alanında topla buluştu. Baskısı var Ümit milli takımımızın. Serdar Sağcı topla buluştu milli takımımızda. Sol tarafa gönderdi. Ceza alanı içerisinde iki futbolcumuz var. Pozisyon arıyoruz Hakan Yeşil. Ceza alanına doğru göndermek istedi. Geçmedi o top. Şimdi kontra atak şansı Gürcistan için. Emin Bayram'ın müdahalesi sonrasında faul düdüğü çalıyor. İşte faul anı bir kez daha ekranlarınızda. Az önce kaleyi tutan kafa vuruşunda Bartu Yılmaz. Pozisyona giren isimdi. Marsilya'ya, Fransa'ya gitti Galatasaray'dan. İki maçta da forma giydi. Marsilya ikinci takım. Taç. Hüseyin Göçek onlar kullanacak dedi. Biz bekliyorduk aslında orada taçı kullanmayı. Yusuf elini kaldırmıştı. Sıcak bir hava, güzel bir zemin var. İstanbul'da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan stadında. Maçta 17 dakika geride kaldı. 18. dakikanın içindeyiz. Golsüz eşitlik var hazırlık maçında. Türkiye-Gürcistan mücadelesinde. Luka Kutaladze. Karabatze. Top bizde kaldı. Ömer Faruk Beyaz dışarıya. Ümit Birliği takımımız Ömer Faruk Beyaz'la gol şansı yakaladı. Bir kez daha izliyoruz. Bu baskı topu bize getirdi. Sonrasında Ömer Faruk böyle vurdu yanağlarda. Çok iyi bir aslında ikili oyun oynadı. Bertu'la Ömer. Bertu da çok iyi. Sırt dönük iadeleri de iyi yapıyor. Öndeki baskıda da çok etkili. İyi bir başlangıç yaptı maça. Bakalım gol çıkarabilecek mi veya bir asist katkısı yapabilecek mi? Şimdi sol tarafı kullanıyor Ümit milli takımımız. Defansın orada müdahalesi var. Daha Serdar. Emin Bayram. Yeni bir Türk duvarı Ümit milli takımımızda. Stoperlerimiz maşallah çok iyi. U19'da da çok iyi stoperlerimiz var. Şimdi milli takımımız yine etkili geldi. Bertu ceza alanına gönderdi. Gelaşvili ayak koydu. Bir kez daha atak tazeliyoruz şimdi. Seyhan ceza alanına yine gönderdi. Yine defans. Baskımız devam ediyor. Ceza alanında tehlike. Bertu orada mücadelesini sürdürüyor. Kalambaz'e yardımcının uyarısı var. Atışı onlar kullanacak.
bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama 20 dakikada çok istekli bir 21 yaş altı milli takımı izliyoruz. Önde basan, temaslı oyun oynayan, hani faul yapan, bunlar bile önemli hususlar bence. Biz görüyoruz ama Emre Bilgin'in kaleci kazandığı rengini görmeyen izleyicilerimiz vardır belki ekran başında. Evet. Öyle izah edelim. Gerçekten keyif verici. Bu istekte, bu arzuda olması milli takımımızın. Hutaladze kullandı serbest duruşu. Bizim yarı alanımıza Gölder Seyhan orada takip ediyor. Emin Bayram kalecimize döndü. Emre Bilgin. Hakan Yeşil. Serdar. Seyhan. Ömer Faruk Beyaz'ın pası. Cenk Türkmen. Ömer Faruk Beyaz bu defa sol tarafa gönderdi. Kazımcan. Hakan. Ömer Faruk. Bir kez daha Hakan. Serdar oynadı. Hakan Yeşil. Sol tarafa Kazımcan'a. Kazımcan. Fazla müdahalesi var. Cezalarına gönderdi. Top kalecide kaldı. Kutaladze. İyi pas yaptık. Sonrasında orta geldi. O top Luka Kutaladze'de kalıyor. Kutaladze orta yuvarlığa gönderdi. Kafayı biz vurduk. Bayrak kalkıyor. Hüseyin Göçek. Şimdi oyunu durdurdu. Gürcistan kullanacak. Atışı. Gün kamacı. Offside'i belirledi. Biz de ekranımıza böyle taşıyoruz. Offside anını. Galabadze. Faruk Beyaz. Res yapınca kalesine döndü. Kutaladze. Ömer Faruk topu pası, o top adresi bulmadı. Sonrasında Serdar faul diyor Hüseyin Göçek. İki dakika geride kaldı bu pozisyonda. Hüseyin Göçek faulü belirledi. Monstrapanş Vili faulü Mansukar'ın isimdi. Geri Aşvili. Kalitsiyle oynadı. Kutaladze. Karabadze. Gagua. Karabadze. Kalambadze. Kalitsiyle döndü. Kutaladze. Uzun bir top. Gagua orada hareketli attı kafayı. Emin Bayram vurdu. Sazanov öncesinde düdük çalıyor. İşte pozisyon. Ekranlara böyle geliyor. Gençler de kenara geliyor. Su molası için. Sıcak bir hava. Lodos var. Bunun etkisiyle sıvı kaybı ve nem yüksek. Yazdan kalma bir gün. Yazın son günleri be. Hadi işte İstanbul'da Kasımpaşa. Biraz daha yaşasaydık yazı iyi olurdu diye düşünüyorum. Doyamadık yazı diyorsunuz. Ama ilk 23 dakika itibariyle Ümit Birliği takımımız ümit verdi. Kesinlikle. Özellikle ön alan baskısı bence son derece etkileyiciydi. Hem zamanlamalar, hem pozisyon almalar, açılar oldukça doğruydu. Zaten bu da şunu gösteriyor Cüneyt'in. Rakip bir kere bile geriden oyun kuramadı, çıkamadı. Hep uzun vurma noktasına geldi. Bu da zaten milli takımımızın bu hususu çalıştığını, hatta rakip analizini yaptığını gösteriyor.
Çünkü bakınız rakiple biraz temaslı oynamadığınız anda iki defa kalemize çok rahat geldiler merkezden. Dolayısıyla bu rakibe karşı temaslı oynamak, sert oynamak gerekiyor. Şu dakika kadar da bunu ortaya koymuş durumda milli takımımız. Daha üstün olarak en azından oyun anlamında üstün olarak gözüküyor. Top bizdeyken ise biraz da aslında sabırlı oynayabilsek, rakibi hareket ettirmeye çalışsak, biraz daha diagonal toplar ve özellikle genişlik, derinlik bu hususları biraz daha iyi ayarlasak rakibi daha sıkıntıya sokacağız diye düşünüyorum. Bazı pozisyonlarda acelecilik seziyorum. Buna bence gerek yok. Hele böyle bir karşılaşmada. Çünkü bu tip karşılaşmalar oyuncuların bir arada oynaması, bir arada oynadıklarında birbirini tanımaları açısından son derece değerli. Aynı zamanda teknik adım istedikleriyle de sahaya o istekleri yansıtmaları noktasında kritik maçlar, önemli maçlar bence. Mola bitti. Yeniden oyuna dönüyoruz. 25. dakikanın içindeyiz. Gol eşitlik var. Türkiye Gürcistan mücadelesinde hazırlık maçında endirekt vuruşu kullanacak şimdi. Konuk ekip Gürcistan. Seyhan kafayla indirdi. Top onlarda kaldı. Galamadze. Yeleaşvili. Bu defa sağ tarafı kullanmak istedi. Uzun bir top ama o top kalecimiz Emre Bilgin'e geliyor. Serdar'la oynadı Emre. Ömer Faruk Beyaz. Orada pres vardı. Kaptırdı topu. Yine çıkmalarına izin vermiyoruz. Gagnitze. Seyhan şimdi. Seyhan cezalarına gönderdi. Defansın müdahalesi var. Bir kez daha Seyhan topla buluşu. Yine yaptı ortası. Kafa, top kalecide kalıyor. Çok net bir pozisyon milli takımımız adına. Yusuf vurdu kafayı. Luka Kutaladze bu pozisyonda gole izin vermiyor. Bir kez daha izliyoruz. Uzaklaştırmak istedikleri top Seyhan'da kaldı. Seyhan'ın ortası. Yusuf Barası'nın kafa vuruşu. Luka Kutaladze. Yusuf'la çok yaklaştık gole. Burada Bertuğ'un baskısı rakibin alelacele topu çıkarmasına neden oldu. Seyhan'a gelen top da nefis bir ortaydı. İçinde onlar etkili geldi. Serdar Sağaç'ı takip ediyor. Serdar de kalıyor faul. Yusuf Barası da Hollanda Ligi'de Azeap Bar'da forma giyiyor. 11 maçta oynadı bu sezon. Bir gol bir asisti var. Burada gelecek vadeden oyunculardan bir tanesi. Kenarda çok hareketli. İki kenarda birden oynayabilen bir oyuncu. Serdar'a yapılan faul vardı. Serbest vuruşu hemen kullandı. Ümit Milli takımımız. Onlar da önde basmaya çalışıyor. Yaklaşık son 5 dakikadır ama bu sefer iyi çıktık. Defans arkasında geçmedi ama top. Sazanov. Etkili bir stoper. Yerine müdahaleleriyle hakkını yemeyelim. O da dikkat çeken isimlerden evet. Biri sahada. Milli takımımız o kadar baskılı oynuyor ki stoperleri ön plana çıktı. Galabanse. O da Gürcistan'ın etkili isimlerinden. Şimdi topla birlikte çıkmak istiyor. Serdar takip ediyordu. Kademesine Emin Bayram geldi. Top da bizde kaldı. Hakan Yeşil. Ömer Faruk. Hakan bir kez daha topla buluştu Ümit Milli takımımızda. Hakan topla birlikte gidiyor. Hakan ilerliyor. Hakan şimdi sağ tarafa gönderdi. Seyhan var orada. Seyhan topu kontrol etti. Cezalarına girdi. Yaptı ortasını. Gözler maçın hakeminde. Penaltı bekliyoruz. Kazımcan Karataş oynamaya çalışıyor. Şimdi zor bir toptu. O top da taca gidiyor. Rakibin sağ kanadını, daha doğrusu sol kanadını bizim sağ kanattan çok iyi işliyoruz. Buradan mutlaka bir gol çıkacaktır diye düşünüyorum. İşte yine Seyhan topla buluştu. Yaya doğru gönderdi. Milli takımımız pozisyon arıyor. Rakip yer alanda. Serdar.
Hakan Seyhan'la oynadı. Serdar Saatçı. Bir kez daha Seyhan Yiğit. Topla buluşan isim. Bertu. Ömer Faruk. Şık hareketler. Ömer Faruk'ta kaldı top. Ömer Faruk Beyaz sol tarafa gönderdi. Orada Kazımcan var. Baskımız devam ediyor. Hakan Yeşil. Serdar Saatçı. Serdar kaleye vurdu. Mutaradze. İki güzel hareket. Serdar Saatçı çok sert vurdu. Kaleci Luka Kutaladze topu kornere çeliyor. 7 diziyoruz. İşte pozisyon milli takımımızın gole yaklaştığı an. Serdar'ın bu ikinci çıkışı ileri, ikisi de çok etkili oldu. Biri orta, biri şut. Gerçekten çok değerli. Üçlü oyunda kenar stoperlerden birinin bu şekilde çıkıyor olması, iş yapıyor olması rakibin dengesini bozan unsurlardan biri. Köşe vuruşu kullanıyoruz. Kazımcan topun başında. Korneri kullandık. Arka direğe defans vurdu kafayı. Ömer Faruk Beyaz top bizde kaldı. Ömer Faruk topu Cezalı'na taşımak istedi. Müdahale geldi kaptanlarından. Seyhan Yiğit. Sil oynadı kalecimiz. Emre Bilgin. Bravo Emre, bravo Emre. Emre bir kez daha topla buluştu. Ümit Milli takımımızda Serdar'la oynuyor. Serdar Saatçı. Seyhan, Serdar. Emre Bilgin. Bir kez daha Serdar. Kendi yer alanımızda topun sahibiyiz. Şimdi Cem. Cem Türkmen de gidiyor. Ümit Milli takımı Seyhan oynadı. Seyhan. Çemedi rakibini. Kalan Baze. Müdahaleyi yapan isimdi. Taca gitti. Taç atışını Ümit Milli takımımız kullanacak. Sabırla topla oynadık ve çok rahat rakibin boşluğunu gördük. Bu şekilde geri dönüp durmamız gerekiyor. Seyhan. Hakan. Kazımcan. Top hala kendisinde. Şimdi verdi pasını. Sol tarafı kullanıyor. Ümit Milli takımımız. Kapandı Gürcistan. Ömer Faruk Beyaz Kazımcan'a aktardı topu. Kazımcan. Cem. Cezalı'na gönderilen top. Etkili bir kafa vuruşu gelmiyor. O top Luka Kutaladze'nin kontrolünde. Kutaladze şimdi oyunu tekrar hareketlendirecek. Seyhan'ın kontrolünde o top taca gidiyor. Vilaşvili yetişemedi o topa. Bu defa da Kalambaze'den top dışarı itti. Bir taş daha kullanacak Ümit Milli takımımız. 34. dakika bulduğumuz pozisyonlar var. Tek eksiğimiz gol. İyi başladık. Gürcistan karşısında mücadeleye. Seyhan kullandı taç atışını. Bertu. Yine biz kullanacağız. Bertu bıraktı. Seyhan Yiğit geldi. Tacı o kullanacak. Seyhan. Seyhan ceza alanına göndermek istedi. Kalambaze'ye çarpan top. Dışarıya çıkıyor. Korner kazandık. Köşe vuruşunu kullanacağız. Vur, vur, vur. Vur. Vur.
çek, bekleyin dedi. Ceza sahası içerisindeki oyuncuları uyarıyor maçın hakemi. Hazırlık maçı Türk hakemler yönetiyor karşılaşmayı. Şimdi cezalının bir başka bölgesinde yine küçük bir gerginlik yaşanıyor diyelim. Oyuncuları yanına çağırdı şimdi Hüseyin Göçek. Uyarılarda bulunuyor. Luka Gagliadze o isimlerden biri. Dinamo Moskova forması giyiyor. Serdar ve Hakan da orada. Yalan bahsede uyardı. Şimdi korneri kullanılmasını istiyor Hüseyin Göçek. Ömer Faruk Beyaz topu maçındaki isim. Köşe vuruşu kullanıldı. Ceza alanına gelen top. Karamolan'ı defansla aktaştırmak istiyor. İçine bir vuruş. Defans müdahalesi, top dışarıya gitti, korner. Ümit Milli takımımız bir kez daha gol şansı buluyor. Ömer Faruk Beyaz bir kez daha korneri kullanıyor. Ceza alanına gönderdi. Arka direkte Serdar vurdu. Kale içinde kaldı Kutaladze. İşte yaşananlar. Bu karambol. Defansın müdahalesi. Top kornere gitmişti. Serdar. Taç. Serdar da günün en önemli performans gösteren oyuncularından biri diye düşünüyorum. Hem savunmada hem de iki defa ileri çıktığında iş yaptı. Çok sert bir şutu da var. Gole de yaklaştık. Serdar sağ açıyla. Luka Gagliadze. Luka Gagliadze. Mostere Paşvili. Şimdi sağ tarafa. Guleaşvili. Baskı yapıyoruz o bölgede. Kazımcan Karataş. Orta uzaklaştırıyoruz. Emin Bayram'la taç. Kazımcan da Altay'dan Galatasaray'a geldi. Bir maçta da forma şansı buldu. Sarı kırmızılı takımda genç bir oyuncu tabii ki. Daha fazla da forma şansı bulacaktır. Luka Gagliadze. Çok dikkatliyiz. Kaçımız Emre Bilgin. Bizde girmedi. Topu taça gönderiyor. Gürcistan özellikle blok arasında, bizim savunma ile orta saha bloğu arasında merkezde boşluklar buluyor. Buraları şu ana kadar değerlendiremediler ama oraya dikkat etmemiz gerekiyor. Ömer Faruk Beyaz, Mertu'yu düşündü. Kaleci Kutaladze ceza sahasında terk etmişti. Hatamızı kesti. Kalambadze'den bir kez daha Kutaladze. Topun arkasına geçtiğimizde beşli geçiyoruz. Kenarları iyi kapatıyoruz ama merkez boş kalıyor. Oraya biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Serdar. Ömer Faruk bir kez daha Serdar Sağçı. Topla buluşan isim. Sol tarafa gönderdi Kazımcan. Ömer Faruk Beyaz. Tekrar Ömer Faruk topla buluştu. Bir kez daha top onta. Hakan Yeşil. Sağ tarafa Serdar var orada. Önünde Seyhan. Seyhan oynadı. Seyhan şimdi son çizgiyi inerken ortasını da yaptı. Defansın müdahalesi var. Paşvili. Kazımcan. Pas isabetli değil, bizde kaldı. Taha. Hakan. Serdar. Hakan oynadı. Hakan yerde. Karar serbest vuruş. Hakan Yeşil de merkezde pas destek oyunda çok iyi istasyon oluyor. Topu alan tarafa iyi yanaşıp topu da iyi kullanıyor, etkili kullanıyor. Trabzonspor'dan Adanaspor'a kiralık gitti. 4 maçta da forma giydi Adanaspor'da. Geçen sene de 1461 Trabzon Futbol Kulübü'nde ikincilikte 30 maç oynadı. Çok da iyi bir performans sergilemişti. Onu da söylemiş olalım. Serdar, Ömer Faruk. Taç. Milli takımımız kullanacak taç atışını. Seyhan Yiğit hemen kullandı taç atışını. Ömer Faruk. Seyhan'la oynadı. Seyhan geriye döndü. Serdar. Baktı ceza alanına Serdar. Şimdi yaptı ortasını. Kaleci de kaldı.
Göçek'e penaltı diyor Hüseyin Göçek. Topsuz alanda yapılan hareket. Bir de sarı kart çıkıyor. Sazonov sarı kartı görevlisi. Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi. İtirazlar var Gürcistan'da. Gulaşvili o noktada itiraz ediyor. Gulaşvili ile birlikte penaltı karar geldi. Yeniden izliyoruz. Burak Kural doğru bir karar. Doğru gözüküyor. Topla. Alakası olmayan bir zaten. Doğrudan rakibi. Düşünmeye yönelik bir hareket. Hüseyin Göçek. Düzsüz beyaz noktayı gösterdi. Topun başında Ömer Faruk Beyaz var. Başta 41. dakika. Bu baskıya gol yakışır. Ömer Faruk Beyaz'a gole çok yakın Ümit Milli takımımız. Hüseyin Göçek oyuncuları uyardı. Ceza sahası dışında olmaları için. Kaleci Luka Kutalazze'ye de uyarılarda bulundu. Ömer Faruk Beyaz şimdi penaltı vuruşu kullanacak Ümit Milli takımımızda. 41. dakika işaret geldi. Ömer Faruk Beyaz topu alanda gol. 1-0 öne geçiyoruz Gürcistan karşısında. Dakika 41. Gol Ömer Faruk Beyaz'dan geliyor. Ümit Milli Futbol takımımız 1. Gürcistan 0. Penaltı golümüz farklı açılardan böyle yansıyor ekranlarınıza. Golün adı Ömer Faruk Beyaz. Bu golle skor 1-0 oldu. İyi başladık. Baskıyla başladık. Rakibi kendi yer alanından çıkarmadık. 41'de de golü bulduk. Burak Kural. Evet, sağ kanattan gelen orta. Mertuğ'un da aslında net bir şekilde doğru koşusu. Ve rakip ona karşılık veremedi. Mertuğ, bahsetmiş olduğumuz gibi maçın başından beri oyunun en etkili isimlerinden biri. Hiç durmuyor. Sürekli demarke vaziyette kalabilmek için koşular atıyor. Çok da güçlü bir oyuncu. Rakip onu sarılarak durdurmak mecburiyetinde kaldı. Ve neticesinde de penaltı. Ömer Faruk da çok klas bir plaseyle topu ağlara gönderdi. Hak ettiğimiz bir şekilde öne geçtik. Skor 1-0 oldu. Bu golle ilk yarıda son 5 dakikalık bölüme girerken golü bulduk. Maçta şimdi 43. dakika. Emre Bilgin rakip yarı alana gönderdi. Orada Kazımcan'ın baskısı var. Top onlarda kaldı. Sıvalık üstünlüğümüz var Gürcistan karşısında. Şimdi onlar yarı alanımızda Moistere Paşvili sağ tarafa gönderdi. Pozisyon arıyor. Gürcistan ama etkili bir orta gelmedi. Emre Bilgin'de kaldı. Moçoyaşvili'nin ortası sağ taraftan yapılan bu ortada Emre Bilgin çok rahat topun sahibi oluyor. Orada sol kenarla santrfor bir rotasyon yaptı. Orada adamımızı kaybettik ve neticesinde ters tarafa atılan bir top rakip kalemize geldi ama çok da etkili olamadılar. Şu ana kadar neredeyse 43 dakikada hiç pozisyon vermedik desek doğru herhalde. Kesinlikle. Bizim ise 5 tane pozisyonumuz var benim notlarımda. Kaleyi yokladık, penaltıyı da golü bulduk. Kalambase, Serdar topu kazandırdı bize. Daha Hakan Yeşil. Hakan defans arkasında gönderdi. Seyhan hareketlendi. Seyhan cezalarında. Seyhan açısını kaybetti. Top da kornere gidiyor. Kalambase'ye çarpan top kornere gitti. Harika bir derin top. Hakan Yeşil'den. Yine Seyhan'dan da çok doğru bir koşu. Şunu kullanacağız şimdi. 44. dakikadan çıkmak üzereyiz. 1-0 öndeyiz. Ömer Faruk Beyaz'ın penaltı vuruşundan gelen golüyle ki o Ömer Faruk şimdi kaptanımız şimdi de köşe vuruşunu kullanıyor. Ömer Faruk köşe vuruşunu kullandı. Öndürüyor. Kafayla uzaklaştırılan top Ömer Faruk'a kaldı. Ömer Faruk bir ortada yaptı ortasını. Cezalarında tehlike. Bir boş ata, gol pozisyonu ama hayır diyor Hüseyin Göçek, oyunu durdurdu. Orada faul belirledi. Daha dar alanda boş ata denilmişti.
serbest duruşu kullanacak. Luka Kutalatse ile Gürcistan hemen kullanıldı. Karabatse. Monstre Paşvili yine sağ tarafa gönderdi. Koçu Yaşvili. Karabatse uzaktan vurdu dışarıya. Levan Hermatze şansını denedi. Out'a gitti top. Bir dakikalık uzatmayı gösteriyor. Murat Aşkınsoy. Dördüncü hakem. İlk yarıda. Ömer Faruk Beyaz'a buldu golü. Serdar. Uzun gönderdi. Ömer Faruk Beyaz vardı o noktada. Kalan bazı araya girmişti. Top onlarda kaldı. Şimdi pasta hata var. Topa sahip olduk bir kez daha. Cem Türkmen. Altyapısını Almanya'da aldı Cem Türkmen. O da etkili isimlerden biri. Bir kez daha topla buluştu Cem. Serdar şık hareketler. Sıraklarından sıyrıldı. Serdar saatçi. Sonrasında topu kaybediyor. Kalan bazı. Hakan. Bertu çevirdi içeriye. Defansın orada müdahalesi var. Topta kaleci Kutalatse'ye gidiyor. İlk 45 dakika 1-0 üstünlüğümüzle sona eriyor. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan stadında yeniden sizlerle birlikteyiz ilk yarıyı. Ömer Faruk Beyaz'ın penaltı vuruşundan kaydettiği golle 1-0 önde tamamladık Gürcistan karşısında. İlk yarıdaki önemli anlar ekranlarımıza yansıyor. Burada penaltı bekledik. Bertu yerde kalmıştı. Tam karar geldi. Sonrasında Serdar Saatçı'yla gole çok yaklaştık. Kutalazze topu zar zor kollara çeldi. Sonrasında da topsuz alanda yapılan bu hareket penaltı kararı geldi Hüseyin Göçek'ten. Penaltı vuruşunda da Ömer Faruk Beyaz topu başına geçti. Sazanov penaltı vuruşuna sebebiyet veren isimli Ömer Faruk Beyaz. Fileleri hareketlendirdi. İkinci yarıda Berkay Erencan ve Doğan oyuna eklemek için hazırlık yapıyor. Milli takımımızda. Maçın hakemi Hüseyin Göçek. Topun elinde Olmay Kafkas görüntüye yansıyor. Milli takımımızın teknik direktörü. İkinci 45 dakika birazdan başlayacak. İyi bir ilk yarı izledik milli takımımızın. Kesinlikle çok istekli, arzulu. Önde iyi baskı kuran. Vücutlu iyi. Son derece iyi bir performans izledik. Pozisyon bulan. 4 tane net pozisyonumuz var. Hatta 5 bile diyebiliriz. Rakibinde hemen hemen hiç pozisyonu yok. Bu da son derece değerli. Şimdi tabii değişiklikler olacak. Bir yandan da ben de onlara bakıyorum. Gürcistan'da var mı değişiklik? Stefan Kuntz son dönemde eleştirilen bir isim. Evet. Hamili futbol takımı teknik direktörü. O da tribünde yerinden maçı izliyor diyelim. Bu yönde eleştiriler vardı çünkü. İlk başlarını izlemediği, bazı maçlara gitmediği için eleştiriliyordu Ümit Milli takımımızı. Olması gerektiği gibi statta yerinden izliyor. Çünkü bu gençlerden bazıları önümüzdeki günlerde Amili takımda forma giyecek. Kaleci değişikliği de yapıyoruz. Berkay, Erencan ve Doğan oyuna giren isimler. Osman Ertuğrul Çetin. Evet, Fenerbahçe'de forma giyen bir isim. Emre Bilgin'in yerine kaleyi o koruyacak. Ertuğrul ikinci yarıda kalemizde ki ilk yarıda formasını hiç terletmedi Emre Bilgin. Çok pozisyonu yoktu Gürcistan'ın. Rahat bir ilk yarı. Kaleci değişikliği de yapıldı. Ömer Faruk Beyaz kenarda.
yerini Eren Can'a bıraktı. O da Alanyaspor'da forma giyiyor. Galatasaray altyapısına yetişen bir isim. Gelecek vadeden bir isim. Değişiklikler yapılırken ikinci yarı başlıyor. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan stadında. Hakan Yeşil de kenara gelen isimlerden biri. Tek tek o değişiklikleri paylaşıyoruz sizlerle. Yusuf da kenara geldi, yerini Doğan'a bıraktı. Berkay, Erencan ve Doğan. Ve kaleci Ertuğrul oyunda. Geriden, hocam, Ümit Birliği takımımızda aynı 11 ile Gürcistan ikinci yarıya başlıyor. Evet, Gürcistan değişiklik yapmadı. Bunlar tabii turnuva hazırlığında oldukları için. Evet. Bu takımı denemek istiyor. Belki teknik direktör Suvan Adze. Gürcistan'la oynadığımız için Açil ve Şota'ya da tanıdığımız, çok tanıdığımız iki Gürcü futbolcuya da burada selamlarımızı gönderelim. Trabzonspor'da forma giymişlerdi. Açil sakatlık şanssızlığı yaşamıştı ama Şota Türk futbolunda ismini hepimize ezberletti. Döneminin en iyi forvetiydi belki de. En iyi forvetlerinden biriydi. Gürcistan futbolunda önemli isimlerinden sonrasında Hollanda'da da ilginç bırakan bir isim olmuştu. Arvalatse. Rangers ve AZ Alkmaar kariyeri vardı hatırladığım kadarıyla. Daha topu Taç'a gönderdi. Şimdi Taç atışını kullanıyor. Gagdinse kullandı. Gürcistan topu oluştu. O top Kazım Kande kaldı. Doğan. Sezonun müdahalesi vardı. Uliashvili'nin pası. İkinci yarıya etkili başladı. Gürcistan. Monstera Paşvili. Pas bağlantısını kesiyoruz Berkay'la. Soğukkanlı hareketler. Soğukkanlı Sazanov. Sarı kartı da var. Penaltı pozisyonuna sebebiyet vermişti. Hüseyin Göçek faulü belirledi. Hüseyin Türkmen faulü yapan isim. Guliashvili yerde kalan isim Gürcistan'da. Farklı açılardan faul pozisyonunu ekranlarınıza taşıdık. 8. dakika 1-0 öndeyiz. Kazımcan. Çık. Sasanov. Faul 3-6. Kazım. Sabah Sasanov kullandı. O top bizde kalıyor. Kaptırılan top. Şimdi etkili geldi Gürcistan. Ceza alanında tehlikeli pozisyonu. Defansımızın müdahalesi var. Serdar. Sasanov. Arkanda. Atak tazelemek istiyor Gürcistan. Bir kez daha Sasanov topla buluştu. Sol tarafa gönderdi. Orta Erencan var. Erencan. Çizgi üzerinden harika bir pas gönderdi. O top oyun alanında kaldı. Doğan. Kaptırıyoruz şimdi topu. Galabatse. Seyhan orada baskı yapıyor. Erencan sekti top. Onlarda kaldı. Defans arkasına atılan top. Ertuğrul. Uzaklaştırdık tehlikeli bölgeden Serdar. Pasta isabet yok. Galatasaray riskli hareketler. Bertuğ'un orada baskısı vardı. 50. dakika Ömer Faruk Beyaz'ın penaltı vuruşundan gelen golüyle Gürcistan karşısında hazırlık maçında 1-0 öndeyiz. Luka Kutaladze. Seba Sazanov. Gagdidze. Defansımızın arkasına attı.
Yazıncan o bölgeye şimdi hareketleniyor. Top da onda kaldı. Doğan. Sazanova çarptı, top dışarıya gitti. Taç atışını biz kullanacağız. Bu arada Doğan Yusuf'un yerine Ömer Faruk'un bölgesine de Erencan yardımcı geçti. Hakan Yeşil'in yerine de Berkay merkez orta sahada yer alıyor. Değişikliklerimizi de böylece yerleşim anlamında da aktarmış olduk. Listrom'da forma giyiyor Doğan Aral Şimşir. Erencan'a doğru. Erencan sattı defansın arkasına. Erencan topu hala kendisine. Şimdi destek bekledi. O destek geldi. Ceza alanında tehlike. Önü kapandı Bertuğ'un. Doğan, Kazımcan top yine bizde kaldı. O kalabalıktan topla birlikte çıkamadık. Sol tarafı kullanıyor Gürcistan. Karabatze. Top hala kendisine, orta şansı bulamıyor. Serdar'dan o top taca gitti. Haydi, haydi. Çık, çık. Mostra Paşvili geri oynadı. Karabatze. Erencan orada baskı yapmıştı. Top yine onda kaldı. Gocuyashvili etkili bir pas trafiği vardı onlarda ama şimdi kesiyoruz. O pas bağlansın dediğim anda top kaybı. Gürcistan ata. Defasta dikkatliyiz. Gagdinze'ye pozisyon vermedik. Şimdi topla birlikte çıkmak istiyoruz. Daha sol tarafa Sazanov ve Erencan birlikte hareketlerdi. Taç. Sazanov topu taça gönderiyor. Erencan çok sprinter bir oyuncu. Eğer rakibi açık alanda yakalarsa çok fazla yetiştirilebilecek bir oyuncu değil. Fizik olarak da çok güçlü. Çok kuvvetli, süratle devamlı olan, uzun sprinti oldukça iyi olan bir oyuncu. Kazımcan şimdi atışı kullanacak. Ümit Milli takımımızda 53. dakika Türkiye Gürcistan mücadelesinde. Berkay'ın pası. Emin Bayram. Serdar Saatçı. Milli takımımız tüm atlarıyla rakip yarı alanda. Kaptırdığımız top. Şimdi çabuk çıkıyor Gürcistan. Defansa dönmemiz lazım. Gagua. Cem Türkmen geldi orada. Pozisyonu kesti. Top da bizde kaldı. Kazımcan. Berkay bir kez daha Kazımcan. Daha altı kardeş. Serdar. Emin Bayram. Bir kez daha Taha topla buluştu Ümit Birliği takımımızda. Kazımcan'la oynadı Kazımcan. Defans arkasında atılan top yine Sazanov ve Erencan. Luka Kutalatze çok soğukkanlı. Adeta buz adam. Gagnitze sağ tarafa gönderdi. Şimdi dikkat, Cesar'ın da tehlike. Top oyun alanını terk ediyor. İkinci devreye biraz dağınık başladık. Bunu söylememiz gerekiyor. Özellikle ekrandaki Giorgi Rojashvili çok pozisyon buluyor sağ tarafta. Farklı açılardan izliyoruz. Boşluklar Bayram'da arkadaşlarını uyardı. İlk devre bu tip boşluklar pek vermedik açıkçası. Gocuyashvili bir kez daha topla buluştu. Yerden gönderdi, kestik pas bağlantısını. Seyhan sağ tarafa gönderdi. Cem. Taha. Emin Bayram. Kazımcan. Doğan bir kez daha Kazımcan topla buluştu. Erencan'la oynadı. Erencan'dan bir topuk pası Sazanov.
faul diyor Kazımcan'ın yaptığı harekete. Hüseyin Göçek. Pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Yönetmenimiz Murat Aktaş ekranlara taşıdı. Şimdi serbest vuruşu kullanacak Seba Sazonov. Gürcistan Ümit Milli Takımı'nda Kazımcan da bir sakatlık yaşıyor. Sağlık görevlileri oyun alanında. İkinci yarıya kabul edelim Gürcistan daha iyi başladı. Evet. Gürcistan daha istekli, daha arzulu. Ve değişiklik yapmadılar tabii. O da bir günün sonunda aynı tertiple devam ediyorlar ama şu an değişiklikler geliyor onlarda, evet, da. Evet. Onlarda da değişiklik hazırlığı, evet, var. İki tane isim görüyorum kenarda. Monikashvili 7 numaralı formasıyla kenarda ve Kvarnadze 21 numaralı formasıyla oyuna girecek. Biz şimdi ilk devre rakibi oynatmadık. Özellikle 3. bölgede çok iyi baskı yaptık. Uzun vurmaya sevk ettik. Zaten geride 3 stoperimiz olduğundan dolayı da yüksek stoperlerimiz o toplara vurdu. Dönenleri de aldık. Çok doğru işlettik bu süreci. Topu kaptırdığımızda da birbirimize yakın oynadığımız için çok hızlı bir şekilde geri kazandık. 5 ile 7 saniye aralığında topları geri kazandık. Ama şimdi alan parselizasyonunu yapmada, topun arkasına geçmede sıkıntılar yaşıyoruz ve ilk devredeki gibi bir agresyonumuz, isteğimiz o kadar yok. Dolayısıyla rakip de kolay çıkıyor. Zaten şunu demiştik ilk devre, yanıltmasın. Hani Gürcistan'ı rahat bırakırsanız çok iyi çıkabilen bir takım. O yetenekleri var. Karabatse kenara geliyor. Monikashvili ve Kvarnadze oyuna giren isimler Gürcistan'da. İki oyuncu değişikliği gerçekleştirdi. Gürcistan milli takımı Karabağ'ın yerine Kvarnadze oyunda. Oyun tekrar hareketleniyor. Tedavinin ardından başta 57. dakika. 1-0 üstünlüğümüz var. Gürcistan karşısında penaltıdan geldi golümüz. Şimdi Gürcistan atağı kayarak bir müdahale. Top taça gidiyor. Daha topu taça gönderdi. Topa dön. Taç atışını kullanacak Gürcistan Ümit Milli Takımı. Haydi Bertu. Monikashvili oyuna az önce girmişti. Pas bağlantısının içindeki isimdi. Gagnidze sol tarafa gönderdi. Tüm hatlarıyla kapandı Ümit Milli Takımımız. Geleashvili. Sazanov. Ömer Faruk Beyaz 41'de penaltı vuruşundan Ümit Milli Takımımızı 1-0 öne geçirdi. Gürcistan karşısında. Başta 59. dakikaya girdik bu skorla. Şimdi Gürcistan ata. Cezalarında tehlike. Defansımız orada müdahaleyi yapıyor. Serdar Saatçı. Şimdi topla birlikte çıkıyor. Serdar. Erencan. Yerde kaldı. Faul. Serbest vuruş. Hüseyin Göçek. Sarı kartı çıkarıyor. Çok doğru bir kere. Geleashvili sarı kart gördü. İlk yarıda da Sazanov penaltı pozisyonunda sarı kart gören isim olmuştu. Az önce de Taha'nın kademesi çok iyiydi. Etkili gelmişti Gürcistan. Doğru bir yerde, doğru bir zamanda araya girdi. Serdar'a kazandırdı. Eva Geleashvili sarı kartı gören isimdi. Gürcistan milli takımında ekranlardaki oyuncu. Serdar serbest vuruşu kullandı. O top doğrudan taça gidiyor. Taçı Gürcistan kullanacak. Umay Hoca'nın da uyarıları var. Baskı için oyuncularımız da rakip yarı alana yerleşti. Yine ön alanda baskı yapıyor milli takımımız. Doğan o kalabalık karşılamada Sazanov. Müdahale yapan isim Korner. Taşa vuruşu kullanacak. Ümit Milli Takımımız. 60. dakikanın içindeyiz. Korner'de de oldukça etkili isimlerimiz var. Hava toplarında. Emin, Taha, Serdar, yine Berkay Vardar, Bertu. Ve
5 oyuncumuz ceza alanı içerisinde. Doğan köşe vuruşunu kullanıyor. Baktı ceza alanına, ön direğe gönderdi. Uzaklaştırıyor Gürcistan savunması. Kazım Can'la baskı yapıyoruz. O bölgede çıkmalarına izin vermememiz lazım. Ama böyle değil. Kazım Can'ı yanına çağırıyor Hüseyin Göçek. Elinde sarı kartı var. Maçtaki 3. sarı kart. Kazım Can Karataş'a çıkıyor. Taktik faul. Evet. İşte burada Kazım Can hızlı hata çıkmalarına izin vermedi. Sarı kart görme pahasına. Yaş Bili ilerlemek üzereydi. Atış hemen kullanıldı. Erencan. Erencan topla buluştu sağ tarafta. Erencan. İki rakibi vardı. Topun kornere gitmesine izin veriyor. Biraz oyunu dengeledik. İkinci devreye biraz tutuk başlamıştık ama son 5 dakikada oyunu dengelediğimizi ve hatta daha etkili olduğumuzu söyleyebilirim. Oyuncu değişikliği, Bertu kenara geliyor. Ümit Birliği takımımızda. Kenan Yıldız. Juventus'tan Kenan Yıldız. Evet. Merakla izlemeyi arzuladığımız bir oyuncuydu. Oyuna dahil oluyor Kenan Yıldız. Çok büyük potansiyel. Almanya doğumlu 17 yaşında, bu sezon Bayern Münih altyapısından Juventus altyapısına transfer oldu. Kenan Çinli'de oyuna dahil oluyor 18 numaralı formasıyla. İki ayağında etkili kullanabilen önemli bir 3. bölge oyuncusu. İşaret geldi, korneri kullanıyor Ümit Birliği takımımız. Ceza alanına gelen top ön direkte de Fas kafayı vurdu. Tehlikeli bölgeden uzaklaştırılan top. Şimdi kontra atak şansı Gürcistan için. Orada bırakmayan isim Seyhan Yiğit. Bekleyin dedi Hüseyin Göçek. Az önce de o bölgeyi tutuyordu. Erencan bir sakatlık yaşıyor. Oyuna da daha yeni dahil olmuştu. Bakalım devam edecek mi? Sanıyorum Erencan. Bir değişiklik daha olacak. Oyunda durdu sağlık görevlileri oyun alanında. Üzerini değiştiriyor şimdi oyuncu. Bir oyuncu değişikliği daha gerçekleştireceğiz. Erencan yardımcı. Bu sezon Corendon Alanya Spor'da 6 maçta forma giydi. Bir de golü var. İkili bir isim. Şanssız bir sakatlık yaşıyor şu anda. Sağlık görevlileri hemen oyun alanına dahil olmuştu. Kenara doğru geliyor. Aslında oyun tam onun istediği bir oyuna evrilecekti ilerleyen dakikalarda. Eğer oyunda kalırsa bunu görüyor olacağız. Çünkü çok adamla çıkmak zorunda Gürcistan. Burada bir sakatlık yaşadı. Yine etkili bir isim Enis Destan hazırlık yapıyor. Evet. Büyük ihtimal Erencan devam edemeyecek sanıyorum. Boz'dan da forma giyiyor Enis Destan. Trabzonspor'dan Varta Poznan'a, Polonya Ligi'ne gitti. 3 maçta forma giydi. Polonya Kupası'nda oynadı. Bir maçta oynadı. Bir de golü var. Enis Destan'ın. Enis Destan tabii çok şey beklediğimiz bir santifor. Altınordu'da önemli çıkış yaptı. A milli takımın santifor ihtiyacı olduğu bir dönemde. Kesinlikle. Enis Destan bir alternatif olabilir A milli takım için. Ama halen istediğimiz çıkışı yapamadığını söyleyelim. Çünkü yıllardır izlediğimiz bir oyuncu ve özellikli bir isim. Çok daha fazla şey bekliyoruz Enes'ten. Enes'ten beklediğimiz gibi. Galeashvili. Sol tarafı kullanıyor. Gürcistan maçta 65. dakika. 1-0 üstünlüğümüz var. Gagua sağ tarafa gönderdi. Locheashvili, Sazanov bir kez daha topla buluştu.
Seba Sazonov, onun pası. Pas bağlantısını kesemedik. Top onlarda kaldı. Etkili geldi Gürcistan. Sol tarafa. Ceza alanımızda tehlike. İyi kapattık. Defansımız o topun geçmesine izin vermedi. Şimdi atak tazeliyorlar. Yine müdahale Kazım Can'dan. Doğan, Kazım Can paslaşması. Hızlı çıkabilecek miyiz? Kaptırılan top. Koçaşvili ceza alanına girdi. Etkili geldi yine Gürcistan. Kapattık önünü. Geriye doğru çıkardı. Kazımcı'nın orada müdahalesi var. Kepli oyunu durdurdu. Kazımcan. Sarı kartı var. Faul yapan isim, sarı kartı var. Hüseyin Göçek. Kartını çıkardı. Elini cebine attı ama. Elinde kart var. Kazımcan. İkinci sarı ve ardından kırmızı kartı görüyor. 10 kişi kalıyoruz. 66. dakika. Milli takımımız 10 kişi kaldı. Kazımcan Karataş. Çok gereksiz oldu. Etkili isimlerinden biriydi aslında. Evet. Hem milli takımımızın hem saha gelindi. İlk sarı kart hata kesmek için biraz da mecburiyetten alınmış bir sarı karttı. İşte bu ilk sarı kartı. Burada sarı kart görmüştü Kazımcan. Hüseyin Göçek sarı kartı çıkarmıştı. Bu pozisyonda da ikinci sarı kartını gördü. Kalkmitse'ye yaptığı hareket sonrasında Kazımcan oyunu terk ediyor şimdi. Kazımcan takımını da 10 kişi bıraktı. Kazımcan Karataş geçen sezon Altay'da müthiş bir performans transferi gözde isimlerindendi. Galatasaray'a geldi bu sezon. Sayılır bir maçta da forma şansı bulmuştu Kazımcan. Kurnay Kafkas 10 kişi kalan takımına şimdi direktifler veriyor. 1-0 öndeyiz, 10 kişi kaldık. Orada Seyder oyun alanında 5-3-1'e döneceğiz diyor Tolga Hoca bu arada. 5 defans, 3 orta saha, 1 işaretini yaptı. Enis Destan ileride olacak. Bir kez daha izleyelim. Topu da müdahale ediyor. Hüseyin Göçek. Ama olabilecek bir kart yani. Bence doğru bir karar. Tabii istemediğimiz bir faul ve durum ancak... Hüseyin Hoca burada doğru bir karar vermiş gibi gözüküyor. Kazımcan çıkarken orada bir top kaptırdı. Dönüşünde de aslında biraz da hırsla, iyi niyetle topu almak için girdi. Sakatlama arzusu yok. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Evet. Oyuncu Seydi'yi de terk ediyor. Üçüncü. Luka Korkeli. Oyuna dahil olacak. Kopanazzi'yi de kenarda görüyorum. Serbest vuruş kullanılacak. Ona Kaşvili topun başındaki isim. Oyuncu değişikliklerinin yapılmasını istedi Hüseyin Göçek. Gagua'nın numarasını gördüm. Şimdi Kaşvili kenara geliyor. Sarmak ucu. Belan Serdar. Sarmak ucu. Korkeli oyunda. Haydi oğlum, haydi canlı oynuyoruz. Haydi canlı. Gürcistan'da oyuncu değişikliği. Luka Gagdidze sakatlanmıştı. Anam! 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 O dekarın önüne geliyor. Arkaya dikkat! Arkaya dikkat beyler! Arkaya dikkat! Kapanense de oyunda. Oyuncu değişiklikleri yapıldı. Serbest vuruşu kullanacak. Ona Kaşvili topun başında 4 kişilik bir baraj var. Başta 69. dakika. Kalecimiz Ertuğrul barajdaki arkadaşlarını uyarıyor. İkinci yarıda oyuna dahil olmuştu. Osman Ertuğrul, Çetin Fenerbahçe forması giyiyor. Yine oyuna ikinci yarıda giden Ona Kaşvili topun başındaki isim. Gürcistan'da tehlikeli bir noktadan Gürcistan serbest vuruş kullanıyor. 10 kişi kaldık. 1-0 öndeyiz. İşaret geldi. Nona Kaşvili kaleye vurdu Ertuğrul.
yeniden izliyoruz. Böyle kullandılar serbest vuruşu. Şimdi defans arkasında atılan top. Enis Destan 3 rakibinden sıyrılma çabası, faul. Bunu Kaşvili'nin yaptığı hareket, faul diyor Hüseyin Göçek. Çok doğru bir koşu, akıllı bir koşu. Ertuğrul biraz geç olsun gördü, iyi de top attı. Çok oyuncuyu tebrik etmek gerekiyor. Enis Destan yerde kalmıştı pozisyonu. Bir kez daha izledik. Doğan topun başında, serbest vuruşu milli takımımız kullanacak. Kasımcan 60. dakikada 2. sıradan kırmızı kart gördü. 10 kişi kaldık. 2 kişilik bir baraj. Dakika 71. Doğan ceza alanına gönderdi arka direğe. Sazono kafayla uzaklaştırdı. Öncesinde de bayrak kalktı, offside. Oğuz Kağan çalışır. Yardımcı hakem offside'i belirledi. Endirek vuruşta hemen kullanıldı. Şimdi defans arkasına atılan top. Savunmamız yerleşiyor. Arkaya Serdar, Serdar arkanda. Rapanze orta şansı, yaptı ortasını. Ters bir dokunuş. Kafayla topu kornere gönderiyoruz. Penaltı itirazları vardı Gürcistan'da. Hüseyin Göçek topun nereden geldiğini çok net bir biçimde görüntülü olarak anlattı Gürcü oyunculara. Gereksiz bir itiraz oldu burada. Gürcistan'da bir oyuncularında net bir şekilde ayaktan geliyor top. Köşe vuruşu kullanılıyor. Korkeli'ye oyunda o kullanacak. Az önce girmişti. Ön direğe gönderdi. Karşılıyoruz. Bir kez daha topu dışarıya gönderdik. Bir korner daha kullanacaklar. Berkay topu kornere gönderdi. Kelly yaptı ortasını. Serdar kafayı vurdu. Seyhan yerde. Hüseyin Göçek oyunu devam ettiriyor. Gürcistan'ın atağı vardı. Şimdi Enis sağ tarafa gönderdi. Kenan. Bir kez daha Kenan topla buluştu. Yerde kaldı, serbest vuruş. Yalnız Kenan bu çok kısa sekansta bile kalitesini gösterdi. Topu çekişi, alışı, verişi, tekrar çekişi. Sıvı kaybı için bir mola. Biz de pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Burada Kenan'ın dizinden sekti top. İtirazlar vardı. Biz de o itirazları gidermek adına pozisyonu ekranlara getirdik. Hüseyin Göçek de çok net bir biçimde açıklamıştı. Burada da oyun devam etti. Seyhan Yiğit yerde kalan isimdi. Ümit milli takımımızda. Penaltıdan gelen gol, kırmızı kart, mücadele, bir hazırlık maçından çok daha fazlasını izliyoruz şu anda. Kesinlikle. Burak. Son dönemde izlediğim en iyi Ümit milli takım maçlarından biri. Bu arada Hüseyin Göçek'in ifade biçimi bir kez daha ekranda. Murat Aktaş yönetmenimiz taşıdı. Enteresan bir görüntüydü. Akıllarda hiç soru işareti bırakmadı Hüseyin Hoca. Moladan sonra oyun tekrar hareketlenecek. Luka Kutaladze, Gürcistan Ümit Milli Takım kalecisi de güven verdi diyebiliriz herhalde. Evet. O da birçok pozisyonda oldukça başarılıydı. Gerek yer tutması, pozisyon alışı, gerekse refleksleri. Dinamo Tiflis'te oynuyor. Ülkesinin en ünlü takımı dersek yanlış söylemiş olmayız. Zaten omurgayı da Tiflis'teki oyuncular oluşturuyor. İlk 11'de 4 isim var. Oyun tekrar hareketlenecek. 74. dakika. Ömer Faruk Beyaz'ın penaltı vuruşundan gelen golüyle 1-0 öndeyiz Gürcistan karşısında. Kazımcan Karataş'ın çift sarıdan kırmızı kart görmesiyle de 10 kişi kaldık ikinci yarıda. Serdar Saatçı'yla kullandık. Serbest vuruşu Taha. Enis'e doğru, Enis rakibinden sıyrılma çabasında, o top kaleciye geliyor. Luka Kutaladze. Kırmızı
kırmızı karttan sonra Kazımcan'ın yerine de 21 numaralı oyuncumuz Cem Türkmen'in sol bek pozisyonuna geçtiğini hatırlatalım izleyicilerimize. O da maçın etkili isimlerinden Cem Türkmen. Futboluyla dikkat çekiyor. Oo, nefis bir pas Kenan'dan. Şimdi defans arkasına Enis hareketlendi. Hızlı bir top. Erkay'dan harika bir top. Bunları hep yapabilen bir oyuncu. Koşu yoluna, diagonal pasları, defans arkasına pasları. Geçen sezon U19 liginde Beşiktaş formasında çok gördük Erkay Vardar'dan. Kenan'a yapılan faul. Yeniden ekranlarınızda serbest vuruşu kullanacak Ümit Milli takımımız. Vuran toplarda oyuna girdikten sonra Doğan'ı görüyoruz. Ömer Faruk Beyaz da oyunda değil. O da çıktıktan sonra Doğan. Vuran topları kullanan isim Ümit Milli takımımızda. Dakika 76, Doğan baktı ceza alanına. Kullandı serbest vuruşu. Kaleci çıktı. Çift yumruk uzaklaştırıyor Kutalatse. Şimdi ceza alanında yine top kapma mücadelesi. Hüseyin Göçek faulü belirledi. Bir de gerginlik yaşanıyor o bölgede. Sakatlık sonrasında Emin Bayram yerde kalmıştı. Takım oyuncuları arasında bir gerginlik yaşanıyor. Hüseyin Göçek kenara çekildi, yaşananları izliyor. Hazırlık maçında hoş görüntüler değil. Sakin olmak lazım. Saha içi bir anda karıştı. Ceza alanında itiş kakış. Emin Bayram henüz yerden kalkabilmiş değil. Serdar Saatçı o bölgede müdahalesini yapıyor. O da çok sinirlendi. Hüseyin Göçek yaşananları izledi. Şimdi evet, burnuna aldığı bir darbe var. Bir kanama var Emin Bayram'ın burnunda. O yüzden oyuncularımız da çok sinirlendi. Serdar Saatçı da gitti stoper arkadaşının yanına. İşte yaşananlar kameralarımıza da böyle yansıyor. Berkay da oradaydı. Savunma oyuncularımız kızlar Emin Bayram'a yapılan bu sert faul sonrasında. Bayağı bir karıştı orası. Önce Enis Destan, sonrasında Serdar Saatçı. Gürcistanlı oyuncularda da biraz gerginlik var. İkinci devrede de. Özellikle 22 numaralı stoper bir hayli gergin. Maçın başından beri. Onun altını çizmek lazım. Sazanov sarı kartı da var. Evet. Penaltıyı da yaptıran oyuncu. Bir hayli gergin. Şimdi tedavisi yapılıyor Emin Bayram'ın. Kanama vardı burnunda. Yüzüne aldığı bir darbe vardı. Faulü de onlar kullanacak Hüseyin Göçek. Evet. Sarı kartı aldı eline. Enis'i çağırıyor. Enis Destan sarı kart gördü. Ardından da Kapanase, sonrasında da Kutalatse. 3 sarı kart. Hüseyin Göçek'ten. Kapanase'de sarı kart gördü. Kapanase görüntüye geliyor. Ve kaleci Luka Kutalatse sarı kart gören isimler. 3 sarı kart Hüseyin Göçek'ten. Altı sarı kart. Bir kırmızı kart var. Hazırlık karşılaşması. Kapanase. Kenan faul. Kaşvil'in itirazları var. Hüseyin Göçek oralı dahi olmadı. Hemen atışın kullanılmasını istedi. 79. dakikadan çıkmak üzereyiz. Ömer Faruk Beyaz'la 40. dakikada penaltı vuruşundan golü bulmuştuk. Sonrasında Kazım Can Karataş kırmızı kart gördü. Ümit Milli takımımızda. Ama eksik olmamıza rağmen 11-11 gibi oynuyor Milli takımımız. Doğan şimdi sınırlanmıştı. Sonrasında müdahale geldi, korner. Ve bu dakikalarda kanat değiştirdi oyuncularımız. Doğuhan da Kenan. Kenan'ı solda, biraz daha sola yakın. Doğuhan'ı da sağa yakın izliyoruz. Doğuhan'ı da Arjantinli
10 numara ikinci santrfor Carlos Tevez'e benzettim fizik olarak. Kısa, kalın. Çok yüz biçimini andırıyor. Güzel Amerikalı gibi. Köşe vuruşu kullanıldı ön direğe. Şimdi topla birlikte çıkıyor Gürcistan. Kuşaşvili. Topu hemen yaralarımıza taşıma derdindeydiler ama şimdi kaptırılan top. Sonrasında taç. Berkay. Topu taca gönderdi Hüseyin Göcek. Oyunu durdurdu orada Serdar Saatçı. Bir sakatlık geçiyordu oyuncu değişikliği. Yaşvili oyundan çıkıyor. Gagnitse oyunda. Tedavisi devam ediyor. Topta kalecimiz Ertuğrul'a geldi. Osman Ertuğrul Çetin. Kullandığı hareketlendi Sazonov. O bölgede hareketlendi. Topu taca çıkmasına izin veriyor Sazonov. Seksen ikinci dakika. 1-0 öndeyiz. Ömer Faruk Beyaz'ın golüyle Gürcistan Ümit Milli Takımı karşısında. Galanadze. Mosteya Paşvili sol tarafa gönderdi. Çok adamla geldi Gürcistan. Milli takımımız defansa yerleşti. Sazonov. Kapanadze. Bir kez daha Sazonov topla buluştu. Serdar'ın da tedavisi yapılıyor. 9 kişiyiz şu anda sahada. Kapandı milli takımımız. Sazonov bir kez daha topla buluştu. Kapanase'ye sağ tarafa. Kapanase topla birlikte ilerliyor. Baskı yaptık orada. Sonrasında faul yapıyorlar. Kapanase faul yapan isim. Serbest vuruşu Ümit milli takımımız kullanacak. Yalnız eksik oynasak da yine savunmadaki disiplinimiz, yardımlaşmamız, oyun disiplinimiz çok değerli. Özellikle 3 stoperimizde bugün son derece iyi performans devam edemeyecek. Oyuncu değişikliği hazırlığı var. Arif Kocaman Katel Kayserispor'da forma giyiyor. Oyuna girecek. Ve Metehan Baltacı o da Galatasaray'da forma giyiyor. Oyuncu değişiklikleri gerçekleşiyor. Bin Bayram o da bir sakatlık yaşamıştı. Kenara geliyor. Serdar Saatçı da oyuna devam edemeyecek. Doğan'ın numarası kalktı ama Doğan ikinci yarıda oyuna girmişti. Konuğuca da müdahale etti. Dördüncü hakem. Yanlışlık oldu orada. Yanlışlık kaldırdı numarayı. Yanlış geldi veya ona diyelim. Metehan oyunda. İki kenar stoperimizi değiştirdik. Onun için tekrar hareketlenecek. Oyuncu değişiklikleri gerçekleşti. Emin Bayram ve Serdar Saatçı çıkan oyuncular. Emin merkezdeydi. Onun yerine Taha merkeze geçti. Kenar stoperler de Arif Kocaman ve Metehan Baltacı. Ertuğrul rakip yer alana gönderdi topu. Sazonov. Dakika 85. 10 kişiyiz. 1-0 öndeyiz Gürcistan karşısında. On kişi kaldıktan sonra da iyi bir futbol ortaya koyduk. Pozisyon vermemeye çalışıyoruz.
U21 Avrupa Şampiyonası Romanya ile birlikte ev sahipliği yapacak Gürcistan. Bir kez daha hatırlatalım. Dolayısıyla elemelerdeki takımıyla mücadele ediyor Gürcistan. Biz yeniledik takımımızı, daha küçük oyunculardan oluşuyor diyelim. Genç demeyelim, hepsi genç zaten. Onlarda 2000-2001'li oyuncular varken bizde 2003'lü, 2004'lü oyuncular forma giyiyor şu anda. Sol taraftan atak geliştiriyor Gürcistan. Cezalarında tehlike. Aman dikkat. Tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyoruz orada topu Metehan'la. Şimdi atak tazeliyor Gürcistan. Yine etkili geldi konuk ekip. Defansımız kapandı. Boşluk vermemeye çalışıyoruz. Kapanense. Sasanov. Yine Kapanense topla buluştu. Kapanense yerde kalıyor. Cem'in orada müdahalesi vardı. Serbest vuruş kararı Hüseyin Göçek'ten. Pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Serbest vuruşu kullanacak Gürcistan. İki kişilik bir baraj Ümit Milli takımımızda. Biraz basit bir faul oldu. Kenan ve Cem barajdaki isimler. Kaleci Ertuğrul da bu ikiliyi uyardı. Durmaları gereken yeri işaret etti. Serbest vuruş kullanıyor Gürcistan Ümit Milli takımı. 87. dakika mücadelede 1-0 üstünlüğümüz var. İşaret geldi, atış kullanıldı. Korner. Bugün duran toplarda da çok fazla şans tanımadık. Aslında yüksek bir takım. Fizik olarak kuvvetli bir takım Gürcistan, ancak çok konsantreyiz. Berkay topu kornere göndermişti. Şimdi köşe vuruşunu kullanıyor Gürcistan. Ön direği doğru. O top oyun alanını terk ediyor. Kelly burada pozisyona girmeye çalışıyordu. Bu topu kornere gönderdik. Sonrasında da tehlikeyi savuşturuyoruz. Yine bir sakatlık yaşanıyor. Hüseyin Göçek o bölgeye gitti. Dakikalar 88'i gösteriyor. Oyun bir kez daha sakatlık dolayısıyla durdu. Tedavi gerekmiyor. Şimdi oyun devam edecek. Seyhan Yiğit yerde kalan isimdi. Ümit Milli takımımızda sevgili futbol severler. Son anlar mücadelede 10 kişi kaldık. 1-0 öndeyiz. Gürcistan Ümit Milli takımı karşısında hazırlık maçında. Bu maçın hemen ardından 90A yayında olacak. Duayen isimler. Kaval Delgin, Güven Taner ve Ahmet Akçan. 90A'da Kerem Can Bulat'ın sunumuyla karşınızda olacak. Gürcistan Ata ceza alanı gönderen top, ama öncesinde Hüseyin Göçek oyunu durdurdu. İkincide ve bir hayli tempo düştü. Sıcak havanın etkisiyle diyebiliriz. Hem de çok fazla. Hakem atışıyla oyun tekrar başladı. Kapanense. Sasanov. Kapanense bir kez daha topla buluştu. Sol tarafa gönderdi. Kaşvili. Kapanense. Yaptı ortasını ceza alanına. Şut dışarıya. Beraberlik şansı aradı Gürcistan. Pozisyon bir kez daha geliyor ekranlarınıza. Kakeli'nin vuruşunda. Top dışarıya gidiyor. Gürcistan ilk tehlikesini 89. dakikada buldu desek herhalde yanlış olmaz. Etkili geldiler ama etkili bir vuruş gelmedi. Son dakikanın içindeyiz normal sürede. Sevgili Burak Kural. Özellikle ilk yarısı bizim açımızdan çok keyifli bir maçtı. Golü de ilk yarıda bulmuştuk. Rakip set hücumunda az önce sol kanatta
kümelendi ama sağ kanatta iki oyuncusunu boşta bıraktı ve çok çabuk topu çevirerek oradaki boşta oyuncuyu bulup 2-1 ile de pozisyonu yakaladı. Ancak bir kişi eksik olmanın bu tip dezavantajlarını şu ana kadar çok fazla yaşamamıştık. Ancak bu pozisyonda bunu görmüş olduk. Yine buna benzer bir oyun kurmaya çalışıyorlar. Bu defa sol tarafı kullanıyor. Gürcistan son bir şans alıyorlar. Kalemize doğru yönelen top. Ertuğrul'un güvenli elleri de. O da Emre Bilgin gibi çok da fazla yorulmadı aslında. Ertuğrul da özellikle fizik olarak çok yüksek, kuvvetli, size'lı. Bu arada 6 dakikalık uzatma gösterildi. En az 6 dakika daha ekleniyor maçın sonuna. İki oyuncu değişimi bir hazırlığımız var. Gürcistan'ın da baskısı var. Uzaktan bir vuruş, Ertuğrul uzadı. Korner. Bir kez daha izliyoruz. Bu vuruş kalecimiz Ertuğrul. Kornase'ye gol şansı tanımıyor. İki oyuncu değişikliği daha yapacağız. Hüseyin Göçek. Henüz işaret vermedi. Yani şimdi izin veriyor. Ali Barak. O da Roda'da forma giyiyor. Oyuna dahil olacak. Seyhan kenara geliyor. Ve Doğan. Ve Efecan Mustafa da Fatih Karagümrük forması giyiyor. Oyuna dahil oluyor. Uzak dur, uzak dur, çek evi. Köşe vuruşu kullanıldı. Kafayla uzaklaştırdı Kenan. Sonrasında Ertuğrul da kalıyor. Ertuğrul da güven verdi. Son 5 dakikada 3 tane pozisyon yakaladı rakip ama onlar da hep doğru pozisyon aldı. Refleksleri, oyunu takip edişi oldukça başarılı şu ana kadar. İşte bu şut da Ertuğrul'un ellerinde kaldı. Çayaşvili kaleyi yoklamıştı. +90 2. dakika 1-0 üstünlüğümüz var. Taç. Yalnız 10 kişi kaldıktan sonra oyun disiplininden hiçbir şekilde uzaklaşmadığımızı söylemek gerekiyor. Oyuncularımız da maçın ilk düdüğünden şu ana kadar 90+3'teyiz sanıyorum. Büyük bir arzuyla, istekle mücadeleyi sürdürdüklerini aktarmak lazım. Tabi haliyle son dakikalar biraz daha yükleniyor rakip. Bu bir iki pozisyonu vermemiz çok doğal. Onlar da beraberlik golü arıyor. 10 kişi kaldıktan sonra pozisyonlar aradılar kalemizde ama gerek defansımız gerekse kalecimiz Ertuğrul güven verdi. 90+3. dakikanın içindeyiz. Fecan tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı. Şimdi henüz oraya hareketlenen isim. Ali. Hızlı bir top. Nanokaşvili'nin kontrolünde o top. +4. dakika Gürcistan yine tüm hatlarıyla yükleniyor kalemize. Kapanase. Giden sıyrıldı. Pasını verdi. Yükleniyor Gürcistan. Aman dikkat. Ceza alanında tehlike. Ayak koyduk. Top taca gidiyor. Daha topu taca gönderdi. Bir de sakatlık yaşıyor pozisyon sonrasında. Altı kardeş maçın en iyilerinden biri. Savunmada çok önemli müdahaleler yaptı. Benim saydığım 6 tane net müdahale var. Konsantre 90 dakika boyunca çok doğru yerlerde pozisyon aldı. Maçın en iyilerinden biri olarak dikkatimizi çekiyor. Altı kardeş. 2003 doğumlu. O jenerasyonun en iyi isimlerinden biri daha. Yaşından büyük oynuyor derler ya. Kesinlikle.
olgun bir oyuncu. Orta sürme! Yakın! Manase. Yakın! Yakın! 90 artı 5. dakikanın içindeyiz. Bravo, bravo, haydi, haydi. Müdahalesi. Korner. Köşe uçu kullanacak şimdi Gürcistan. Whitby'li takımımız için bu galibiyet moral olacak. Köşe uçu kullanıldı. Top dışarıdan geliyor. Yardımcının da uyarısı var. Hüseyin Göçek de kale vuruşunun kullanılmasını istedi. Dolunay Kafkas Midbili takımı teknik direktörü böyle yansıyor ekranlara. Kalecimiz Ertuğrul şimdi atışı kullanacak. 90 artı 6. dakikanın içindeyiz. Svanase görüntüye geldi. Gürcistan teknik direktörü. 10 kişi kalan rakibi karşısında 1-0 geride takımı. Bir ikinci golü aramıyor değiliz ama 10 kişiyle çok zor tabii. Hücumda da çoğalmak. Yalnız oyuna sonradan giren Enis de Kenan da iyi performans sergiliyorlar. 10 kişi de kaldığımız için çok fazla topla buluşma şansları belki olmadı ama. Ama takım savunmasında ciddi katkı sağlıyor. Gürcistan hata bu arada. Ceza alanında tehlike. Son saniyeler mücadelede. Uzaktan bir vuruş. Geçmedi o top. Çok da iyi oldu. Hüseyin Göçek'te gözler. Her an son düdük gelebilir. 6 dakikalık uzatma verilmişti. O 6 dakika tamamlandı. Son bir şans arıyor Gürcistan şimdi. Milli takımımız tüm hatlarıyla geriye yaslandı. Defansa dikkatliyiz. Oyunun yönü sol taraf orta ceza alanına daha vurdu kafayı. Şimdi tehlikeli bölgeden uzaklaştırmak istiyoruz. Faul 3-6. Aha yine doğru yerde, doğru zamanda. Serbest vuruşu kullanacağız. Top havadayken de herhalde Hüseyin Göçek. Maçı bitirecek 10 kişiyle 1-0 öndeyiz. Kalecimiz Ertuğrul serbest vuruşu kullanacak. Hüseyin Göçek kronometresini kontrol etti. Ertuğrul serbest vuruşu kullanıyor. Ertuğrul serbest vuruşu kullandı. Hüseyin Göçek de 90 dakikanın bittiğini belirtti. Türkiye 1, Gürcistan 0 maçın sonucu. Penaltı vuruşundan Ömer Faruk Beyaz'ın attığı golle 1-0 öne geçmiştik Gürcistan karşısında. 90 dakika bu skorla noktalanıyor. Burak Kural da çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler sizlere mutlu akşamlar diliyoruz. Ekranlarınızın başından ayrılmayın. Hemen şimdi 90'a başlıyor. Açmasınlar dedi.